Merhaba, ben Fatma Nur Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezen'in Homo economicus adlı kitabından İş Adamı Siyasetçiler adlı bölüme dinleyeceğiz. Maliye Bakanı Kemal Unak'tan ve çocuklarının ticari ilişkileri ve para kazanma çabaları hem bakanı hem de hükümeti zor duruma düşürdü. Suçlamaların haklılığı tartışmalı olabilir ama muhaliflerin iyi bir koz elde ettikleri tartışılamaz. Unakıtan olayı çerçevesinde iş adamlarının siyasete girmeleri durumunda iş ilişkilerinin nasıl düzenlemesi gerektiği, siyasetçilerin ne tür kazançlarının meşru kabul edileceği tartışması alevlendi. Demokratik sistemin olgunlaştığı ülkelerde bu konuda bir teamul oluşmuş durumda. Türkiye'nin de artık kendi geleneğini üretme zamanı geldi de geçiyor bile. Bakanı eleştirenlerin önemli bir çoğunluğu siyasete soyunan iş adamlarının iş hayatıyla ilişkilerini kesmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani iş adamları siyasete girdiklerinde bakan ya da milletvekili olduklarında şirketlerindeki hisselerini satmalı, şirket yönetimindeki görevlerinden istifa etmeliler. Nitekim bu yöndeki baskılar başbakanı da bir dağıtım şirketindeki hisselerini devretmeye zorladı. Siyasilerin ticari faaliyetlerine askıya almaları çözüm olabilir mi? Ben bu soruya iki nedenle olumlu cevap veremiyorum. Birincisi insanların yetkin oldukları alanlardaki iktisadi faaliyetlerine 5 yıl iki seçim arası gibi Süreyle ara vermeleri onların yeteneklerinin körelmesine, yıllar içinde edindikleri iktisadi bağlantıların zayıflamasına yol açacaktır. 5 yıl sonra milletvekili tekrar seçilemezse gerçek mesleğine geri döndüğünde bıraktığı yerin çok gerisinden işe başlamak zorunda kalacaktır. Bu durumda siyasete bir kez girince eski hayatına geri dönmemek için elinden geleni yapacak. Çok bilinen deyimle koltuklarına yapışacaklardır. Türk siyasi hayatında sadece birkaç kez davaya girmiş hukukçular, hesap makinesi dahi kullanmayı unutmuş mühendisler, en son ne zaman bir araştırma yaptığını kendisi dahi hatırlayamayan öğretim üyeleriyle doludur. Kart vizitlerinin meslek kısmında sadece partileriyle ilişkili bir ibare kalan bu profesyonel politikacılar, Türk siyasetinin on yıllardır değişmeyen simalarını oluştururlar. Bu kişiler ölünce bile mezar taşlarına eski X partisi genel başkanı, milletvekili, bakan gibi sıfatlar koyarlar. İkincisi siyasetçiler şirketleriyle resmen ilişkilerini kesmelerine rağmen fiilen ilişkilerini kesmezler veya kesseler bile kamuoyuna buna inandırmak bir türlü mümkün olmaz. Bu nedenle siyasetçilerin şirketleriyle ilişkilerini kesmeleri siyasiler üzerindeki şaibeleri azaltmaz aksine arttırır. Çünkü siyasetçinin ticari ilişkileri yer altına inmiştir ya da herkes öyle zanneder. Peki ne olmalı? Bana göre siyasete giren iş adamları iş hayatından kopmamalı ancak iki konuda hassasiyet geliştirmelidirler. Birincisi işlerini olabildiğince şeffaf bir şekilde yürütmelidirler. İkincisi devletle iş yapmamalıdırlar. Böyle bir teamülün oluşması zaman alabilir. Demokratik kurumların gelişmesi siyasetçilerin tutum ve davranışları üzerinde önemli bir baskı oluşturmakta, siyasileri kamuoyunun duyarlılıklarını daha fazla dikkate almaya yöneltmektedir. Bu nedenle son günlerde Maliye Bakanı'nın etrafında dönen tartışmalar ve benzerleri siyasetçilerin pek hoşuna gitmese de uzun dönemde Türk siyasetine önemli katkı yapacaktır.